Johnson. Ortiz! Delimine abi, delimine. Futbolcuları da bir şey yapmıyor. Böyle yürüyor ya hani. Baba güvenliklerden nasıl kaçıyor? Tam bir şey gibi değil mi? Bücürler olur ya böyle, hani bücür cadılar. Hani böyle tıkır tıkır koşarlar. Tamamı gibi değil mi? Bence eğlenceli olmuş ya. Niye bu kadar ben izlememiştim. Sadece fotoğrafını görmüştüm. İnip bir rezillik yaptı falan sandım. Bence eğlenceli olmuş. Güzel bir anı olarak hayatında kalacak mesela. Kimseye zarar verecek bir şey yapmamış ki. Bence hayatında çok güzel bir anı kalmış böyle izleyebileceği. Tişörtte fuck off mu yazıyor? Ya ülkeyi neden kötü göstersin? Bu her yerde oluyor. Yani şey gibisiniz. Hani bir tane Müslüman gidiyor salak salak hareketler yapıyor yurt dışında. Yurt dışındakiler bütün Müslümanları mı yargılıyorlar? Vallahi cesaret etmiş, yapmış, helal olsun. Ben cesaret edemezdim. Çok eğlenceli bu arada. Ne bileyim, ben o açıdan bakmıyorum. Bence komik olmuş. Hani onu koşarken falan yakalamaya çalışmışlar. Çocukça ve eğlenceli bir şey olmuş. Çünkü hani geçiyor ya, futbolculara da zarar vermeden kollarını açarak geçiyor ya salak. Çok komik bence. Cagotis 3 lira. Haftanın komik anlarını paylaşıyorum. Kanalımı ilk videoya attım. Destekçi olabilirsin de olmayabilirsin de. Neyse, iyi yayınlar ablacığım demişsin. Teşekkür ederim desteğin için tatlım. Birazdan açarız. Bence o kadar da linç edilecek bir şey yok ya. Hani cezası olabilir böyle şeylerin ama hani yurt dışındaki YouTuber'lar da çok yapmamaları gereken şeyleri yapıyorlar ve eğlenceli oluyor. Bence linçlemeden önce hani kendimizi onun yerine koyup ne kadar güzel haz aldığını falan hissetmemiz gerekiyor o sırada. Bence komik olmuş. Yani ben şey açısından bakmıyorum, ülkemizi rezil etti, aman şu oldu bu oldu açısından bakmıyorum. Tabii ki de ülkem benim için önemli ama böyle saçma bir videodan dolayı ülkemin rezil olacağını düşünmüyorum. Bence komik olmuş. Ve kanalının adının da hakkını vermiş bu böyle bir şey yaparak. 45K mı? 45 bin lira ceza mı ödemiş? Yorumumu inşallah okursun. Diyeceğim şey, hadi indi sahaya, ona bir şey demiyorum. Bu maçın Türkiye'de oynanması bir mucize ve en büyük takımlar bunlar, fuck off yazıyor ve taraftarlara doğru koşuyor. Ya tişörtte fuck off yazdığını bilmiyordum. Eğer öyle bir şey yaptıysa terbiyesizlik yapmış. Sonuçta ülkemizi, yani bir Türk olarak ülkemizi temsil ediyor. Ve bir YouTuber olarak çok da büyük bir kitleye hitap ediyor. Ben mesela her hareketime, o kadar büyük kitleye hitap etmezken bile her hareketime dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela önceden dikkat etmem gerektiğini bilmiyordum. Yeni bir menajere sahip oldum. Ve menajerim bana sürekli ne yapmam gerektiği konusunda akıl veriyor. Mesela yayında küfürü kesmelisin. Seni izleyen küçük çocuklar var ve senden özenip küfür ediyorlar. Yayında sigara içmeyi kesmelisin. Bu tarz şeyler söylüyor bana. Ve ben bunları ilk duyduğumda diyorum ki ben kendim olamayacaksam neden yayın açıyorum diyordum. Ama şimdi onun açısından düşününce ben bir influencer'ım ve 100 bin lira hitap ediyorum. Yani 130K Instagram'da takipçim var. Neredeyse 200K Twitch'te takipçim var.
Ve beni izleyen çocuk kitle de var. Ve ister istemez evet bana özeniyorlar. Aboneler mi gidiyor? Görmedim. Ha yok, abone gelmemiş hayatım henüz. Ve ister istemez beni hadi bir olmasın, iki olmasın, beş kişi falan hadi özeniyor diyelim. Kimisi sigaraya başlıyor sırf ben içiyorum diye. Ki ben bırakmak isterken çok ya buna sebep olmam düşününce çok kötü bir şey. Yani benim kendim olmamla alakası yok. Sonuçta insanlar beni sevdiği için, aranızdaki insanlardan bahsediyorum. Beni sevdiği için bana özeniyor olabilirler. Bir takım kızları özeniyor olabilirler. O yüzden bu tarz konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. O da mesela milyonlara hitap ederken aynı zamanda orada bir taraftar olarak böyle bir şey, yani fuck off tişörtüyle yaptıysa tabii ki de hiç hoş karşılamam ama bence çok eğlenceli olmuş. Eğer öyle bir tişört yoksa üstünde ve tamamıyla deliliğine yaptıysa bence çok eğlenceli olmuş. ...215 ülkede izlenen bir maç, sen düşün. Yasa ve kural dışı bir olay. Evet ama ben hep şey söylerim yayınlarımda. Bunu tabii ki de insanlara, etrafınıza zarar vermeden yapın. Parantez açarak söylüyorum. Hani mesela yağmur mu yağıyor o sırada? Toprakta yuvarlanmak mı istiyorsun yağmurun altında? Git yuvarlan. Hani içindeki çocuk hiçbir zaman susmuyor ya bazen. Gidip apartmandaki bir apartmanın bütün zillerine basıp kaçmak mı istiyorsun? Mesela bunları yapın. İçinizdeki çocuğu hiçbir zaman öldürmeyin. Bunlar gerçekten ruhunuza anlam katıyor, mutluluk katıyor, psikolojinizi düzeltiyor. Bu tarz şeyleri yapın mesela. İnsanlar ne der, o görürse ne der diye düşünmeyin. En fazla kaç kere görecek sizi? Ne kadar aklında kalacak sizin olduğunuz? Apartmandakilerin kapısını parçalamak istiyorum. Hani buradan ne demeye çalıştığımı anlıyorsunuzdur umarım. Gizem Kobal galiba. KBL yazıyor. Tir 1 aramıza katılmış. Hoş geldin Gizemciğim. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet, oyun oynayacağım. Evet, kanuna aykırı bir hareket olabilir ama şöyle biliyorum. Zarar verdiğin takdirde. Normalde de aykırı olabilir. Sadece şey açısından söylemek istedim. Eğlenceli, komik. Onun hayatında çok güzel bir anı olarak kalacak. Ben de böyle bir anım olsun isterdim ama ben cesaret edemem böyle bir şey yapmaya. Gülürüm ben. Daha sahanın çizgisine çıktıktan sonra gülmekten katılırım ve yakalanırım muhtemelen güvenliklere. Abdül'ün abonesi mi azalıyor? Böyle bir sebepten dolayı mı? Yani böyle bir sebepten dolayı Abdül'ün abonesi azalacağına önceki videoda, önceki yorumladığımız video var ya, bu kafaların yaptığı yaşlı adamı, yaşlı adamla olan videosu. Asıl onların abonesinin azalması gerekiyor. Yasin ne yazdım kaçırdım ya. Hızlı gitti bir anda. Çok çocukça basitçe düşünüyorsun. Hayır, sadece belki çocukça düşünüyor olabilirim ama basitçe düşündüğümü düşünmüyorum. Daha böyle şey, işin şeyindeyim, eğlencesindeyim, anısındayım. Daha duygusal yaklaşıyorum sadece. Evet, asıl sorun tişörtte. Tişörtün öyle olduğunu bilmiyordum. Bu arada chat, ben çok sıcakladım. Size bir şey açıp gidiyorum. Donate'le bir şey gelmişti. Ona bakayım. Üstüme kısa bir şey giyip geleceğim.